على مصابهم. الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود، وثبت لي قدم الصدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا محاجهم دون الحسين عليه السلام. İyi günler diliyoruz Zuhur TV izleyenleri. Ekran başındaki milyonlarca ehlibeyt dostunu Rabbimizin selat ve selamıyla selamlıyoruz ve cumartesi olan bu özel programımıza da başlıyoruz. Bu özel programımızda 3 nedenden dolayı çok mutlu ve heyecanlıyız. En büyük mutluluğumuz bugün İmam Rıza Aleyhisselam'ın, İmamet Yıldızlarının 8.'si İmam Ali Rıza Aleyhisselam'ın kutlu ve bereketli doğum günü. Bugün münasebetiyle başta ağamız İmam Zaman ağamıza, müçtehitlerimize, alimlerimize, seyyid ve seyyidelerimize ve siz ehlibeyt dostlarına tebrik arz ediyoruz. Ve bugünün hürmetine de inşallah sahibimiz, zamanımızın imamı, İmam Mehdi ağamızın zuhurunun gerçekleşmesini Rabbimizden temenni ediyoruz. Bu bir. İkincisi, bir ay oldu yaklaşık. Hasretlik sona erdi ve Mehdi Aksu hocamız bizlerle beraberler. Bugün stüdyomuzda bizlerle beraberler. Birazdan, hasretliği biraz daha uzatıyorum. Birazdan sizlerle hasbihal edip sizlerle hasret giderecekler. Bu iki. Üçüncüsü de Azerbaycan'dan, can Azerbaycan'dan, oranın güzel, Azerbaycan'ımızın, memleketimizin güzel kokusunu getiren, asıl Karabağ'dan fakat şu an Bakü'de yaşayan çok değerli dostlarımız ailece bizleri ziyaret ettiler. Onları sizlere takdim etmek istiyoruz. Onları da ekran başında selamlamak istiyoruz. Çok değerli büyüğümüz Ceyhun Mehmetov abimiz bizlerle beraberler. Eşleri Sevinç Mehmetov bizlerle beraberler. Ragıp kardeşimiz, evlatları Ragıp Mehmetzade ve Hırdabala İbrahim Mehmetzade ve Ceyhune Mehmetzadelerle ailece bizleri ziyaret ettiler. Bu mütevazi mekanımızda mekanımızı şereflendirdiler, bereketlendirdiler. Ekran başından da bu dostlarımızı teker teker selamlıyoruz. Ayaklarına sağlık, hoş geldiler diyoruz. Değerli canlar, ben bu üç mutluluğu sizinle paylaştıktan sonra sevenlerin arasına çok fazla girmiyorum. Yürüyen kütüphanemiz, başımızın tacı Mehdi Aksu hocamıza sözü bırakıyoruz. Sizlerle bir hoş geldin sasbihal etsinler. Ardından da uzun uzun İmam Ali Rıza Aleyhisselam'ı konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Sizi burada görmekten ayrıca çok çok mutlu olduk. Ben de kendi adıma mutlu olduğumu belirteyim. Ve Rabbim tekrar bizleri sizlerle yan yana getirdiğinden, Zuhur TV kameraları aracılığı ile Ehlibeyt'e gönül veren can Azerbaycan diyarındaki kardeşlerimiz, bacılarımız ile Rabbim bizleri tekrar yan yana bir araya getirdiğinden dolayı kendi adıma Rabbime ne kadar hamdü sena etsem azdır. Allah'a hamdü senalar olsun ki tekrar bir araya geldik. Tekrar bu stüdyolarda Ali Muhammed'e hizmet etmek için yan yana bizleri getirdi. Bundan dolayı Rabbime sonsuz şükürler olsun. Hamdolsun. Biz de hamd ediyoruz ve şakir olduğumuzu Rabbimize buradan ifade ediyoruz. Evet hocam, çok güzel bir gündeyiz. Evet. İmam Ali Rıza Aleyhisselam'ı doğum günündeyiz. Fakat İmam Ali Rıza Aleyhisselam'ın özellikle sizler de buyurmuştunuz çok önemli bir özelliği var. Aslında çok fazla özelliği var da ayırt eden en önemli özelliklerden bir tanesi İmam Ali Rıza Aleyhisselam'ı ziyaret edenlerin 12 imama tabi olan Şiilerden olduğu, yani 12 imamcı oldukları, bütün imamları kabul eden, insanları belli eden çok önemli bir özellik. Gurbet diyarında şehit olan imamımız. Aslında gurbet diyarı sadece gurbet diyarında olması, Horasan'da şehit olması değil. Evet. Aynı zamanda kendi akrabaların içerisinde de, kendi şialar içerisinde de maalesef anlaşılamamasından dolayı gurbette şehit olan imamımız. Anlatılacak çok şey vardı hocam. Nereden başlarız? Bugün farklı bir bakış açısı oluşturur musunuz bizlere? Evet. Ezber bozar mıyız tabiri caizse? İnşallah bakalım Rabbim neyler neylerse güzel eyler. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdu ve sena lillahi rabbil alemin. Bari'il halaike ecmein, ba'isil enbiya'i vel mursalin. Vel cennetu lil mu'minin, vel naru lil muşrikin, vel mu'anidine, vel munafikin. Ves salatu ves selamu ala rasulillah. Khatemin nebiyyin ve ala ahli beytihi attayyibin attahirin. El ma'asumin, el muntukabin, el muntucabin. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. الله عز وجل
cümlemizin ve ekranları başlarında bizleri izlemekte olan cümle izleyicilerimizin ibadet ve itaatlerini kabul buyursun. Ve bu güzel günden ve bu güzel münasebetten dolayı başta varlık aleminin devam ve beka sebebi olan Hüccet İbnül Hasan el-Askeri, İmam-ı Zaman, İmam Mehdi, Eccelallahu Teala Ferecehu'l-Şerif Hazretlerine ve sonrasında müçtehitlerimize, seyyidlere, Ali Muhammed sevdalılarına ve ekranları başlarında bizleri izlemekte olanların cümlesine tebriklerimizi İmam Rıza Aleyhisselam'ın tevellüdünden dolayı arz edelim. Sonrasında bulunduğumuz hafta içerisinde Can Azerbaycan'ımızdan şahsımın ziyaretine gelen bir aile ki isimlerini vermemi istemediler, rıza göstermediler. Ben teşvik babında onların ihlasında şüphemizin olmadığını her ne kadar söyleyip de teşvik babında isminizi de söyleyeyim dememe rağmen bir türlü müsaade etmediler. Yanımıza geldiler. Irak'ta, Kerkük'te, Türkmen diyarlarında oradaki muhtaç olan kardeşlerimize bir miktar yardım bıraktılar ve yine kanalımıza bir miktar yardımda bulundular. Ben bundan dolayı kimisi Ehl-i Beyt'e bileğiyle, yüreğiyle, teriyle, fiziksel emeğiyle hizmet eder. Kimisi malıyla hizmet eder, kimisi lisanı ile hizmet eder. Bilahare İmam Rıza aleyhisselam ne buyuruyor? Rahimallahu imra'en men ahya emrena. Allah bizim yolumuzu ihya edenlere rahmet etsin. Bilahare Ali Muhammed yoluna hizmet eden insanlar, maddi ve manevi hizmet eden insanlar, İmam Rıza aleyhisselamın bu hadis-i şeriflerinin muhatabıdırlar. Bundan dolayı Allah bu kardeşimize, ailesine, çocuklarına sağlık ve sıhhat inayet buyursun. Allah bizim ve o kardeşimizin ve izleyicilerimizin malını, mülkünü kazaya, zedeye, doktora, afete, belaya değil de en güzel yol olan Ali Muhammed yoluna, hayırlı ve bereketli yollara tasarruf etmemizi takdir buyursun. Allah kendilerinden kabul etsin. Amin inşallah. Hocam çok özel bir selam var. Özel bir misafirimizin mesajı var. Onu da ileteyim isterseniz. Ardından programımıza geçelim. Tabii. Sohbetimizin asıl konusuna geçelim. Hacı Zahir Mirzevi ağamız Vatan grubundan Azerbaycan'da çok önemli meddahlarımızdan. Geçen geldiğimizde de masalda da çok teşekkür ediyoruz. Bizleri ağırladılar. İlgi alaka gösterdiler. Kendilerini buradan selamlıyoruz. Bir mesajları var, tebrik mesajları. Bayramınız mübarek olsun, selamlarımız var demiş. Bütün Ehl-i Beyt dostlarına ve çok değerli ruhanimiz Mehdi Aksu hocamıza tebrik arz ediyorlar ve selamlarını belirtiyorlar. Buradan da tekrar Hacı Zahir Mirzevi ağamıza selamlar. Allah sayelerini başımızdan eksik etmesin. Önemli meddahlarımızdandır. Onun nezdinde de, Hacı Zahir'in nezdinde de Vatan grubunu da buradan selamlıyoruz. Ve hocam buyurun. Biz de Hacı Zahir kardeşimizi İstanbul stüdyolarından, o kardeşimizin şahsında bütün Can Azerbaycan'daki canların cümlesini selamlıyoruz. Hazreti İmam Rıza aleyhi alafu tehiyyeti ve sena. Şu anda biz maddi olarak bir denizin kenarındayız. Biz istesek Aray kardeşim şu denizi boşaltabilir miyiz? Bir yerden bir tarafa aktarabilir miyiz kovalarla? Bunu yapabilir miyiz? Yapamayız. Ne kadar uğraşsak, kaç yüz yıl uğraşsak bunu biz yapamayız. Bunu işte bu denize bakarak, bu yanımızdaki deryaya bakarak bir örnek arz ediyorum. Örnek babından arz ediyorum. Hazreti İmam Rıza aleyhisselamı biz bu stüdyoda 3 saat değil, 300 saat de konuşsak biz o okyanustan bir kova kadar bile almış olmayız. Evet. Yani Hazreti İmam Rıza aleyhisselam sonsuz bir umman. Öyle bir umman ki o ummana inen kafiri olsun, Müslümanı olsun, hangi dinden, hangi mezhepten, hangi meşrepten olursa olsun o ummandan nasipsiz olarak çıkmamıştır. Neden? Çünkü Ehl-i Beyt Kerem ummanıdır. İmam Rıza aleyhisselamın da Ehl-i Beyt içerisinde sadece İmam Rıza aleyhisselama özel olarak söylenen sıfatlardan bir tanesi Kerim. Bakınız bulunduğumuz ayın ilk gününde rivayetlerimizde Hazreti
Ma'sume selamullahi aleyha ve 11. gününde, yani bugün Hazreti İmam Rıza aleyhisselam dünyaya gelmişler. Yani bu bacı ve kardeşin dünyaya gelme arasındaki mesafe 10 gündür. Bundan dolayı Ehl-i Beyt alimlerinin literatüründe ve kavramında bugüne dehi keramet, yani 10 kerametli gün. Bakın dehi keramet, 10 kerametli gün derler. Neden? 10 kerametli gün, çünkü Hazreti Masum'a selamullahi aleyhaya Ehl-i Beyt'in kerimesi denilmiştir. İmam Rıza aleyhisselama Ehl-i Beyt'in kerimi denilmiştir. Bundan dolayı nedir? Bu 10 güne işte kerametli 10 gün ismi verilmiştir Ehl-i Beyt mektebinin ileri gelen alimlerinin yanında. Ve inşallah kerim sıfatına gireceğiz. Kerim sıfatına özel olarak gireceğiz ilerleyen bölümlerimizde. Hazreti İmam Rıza aleyhi alahu tehiyyatu ve sena hazretlerine baktığımızda hicretin 147 veya 148 veya 150, çünkü tarih nakilden ibaret olduğu için farklı farklı nakiller burada söz konusu olabiliyor. Hicri 151 ve hicri 153'te Zilkade ayının 11. gününde dünyaya gelmiş. Zilkade, yani bugün Perşembe günü, hem de Zilkade'nin 11'inde Perşembe günü dünyaya gelmiş. Hazreti Rıza aleyhisselamın adı Ali'dir. Ali. Ali, annesinin ismi ise Necme'dir. Ki bunlar kimliksel tanıtımlar. Annesinin ismi Necme. İmam Musa Kazım aleyhisselamın annesi Hamide'nin kenizi idi. İmam Musa Kazım'ın annesinin. Dolayısıyla Necme'nin ahlakından dolayı, takvasından dolayı, dürüstlüğünden dolayı İmam Musa Kazım'ın aleyhisselamın annesi onu İmam Musa Kazım aleyhisselam'a hediye etmiştir, o kenizi. İmam Musa Kazım aleyhisselam ise onunla nikahlanmıştır. Dolayısıyla nedir? İmam Musa Kazım aleyhisselam ile nikahlandıktan sonra işte bu evlilikten İmam Rıza aleyhisselam dünyaya gelmişlerdir. İmam Rıza aleyhisselamın isminin Ali olduğunu belirttik. Peki en fazla Ehl-i Beyt dünyasında İmam Rıza aleyhisselam Rıza ismi ile bilinir. Yani çoğu Ehl-i Beyt dostuna sorsanız 8. imamın adı nedir derler ki Rıza. Oysa Rıza 8. imamın adı değil, sıfatıdır. Sıfatlarından bir tanesi, lakaplarından bir tanesidir. Bakın, ismi Ali'dir. Ancak İmam Rıza aleyhisselama İslam tarihinde ve kendi hayatı döneminde genelde adı değil de sıfatı ile, bu lakabı ile hitap edildiğinden dolayı Rıza ismi yani Rıza keenne İmam Rıza aleyhisselamın ismiymiş gibi algılanmıştır. Ve 8. imama Rıza denilmesinin de tarihteki sebeplerine baktığımızda sebeplerden bir tanesi, mesela tarih yazıyor, babası ona daima Rıza ismi ile hitap ederdi. İmam Musa Kazım aleyhisselam daima Rıza ismi ile hitap ederdi. Veyahut da bir diğer rivayet, memun ondan razı olduğu için halk ona Rıza diye hitap ediyordu ki bu zayıf bir rivayettir. Üçüncü bir sebep, bütün dost ve düşmanları İmam Rıza'dan razıydı. Hem dostları razı, hem düşmanları razı olduğundan dolayı halk ona Rıza diye hitap ediyordu. Bundan dolayı Rıza ismi 8. imamda ön plana çıkmıştır. Ve İmam Rıza aleyhisselamın ameli siresine, yani o zahirdeki yaşayış tarzına baktığımız zaman Eray kardeşim, İmam Rıza aleyhisselam hayatı içerisinde hiçbir zaman tarih o hazretin bir kişinin sözünü kestiğini nakletmemiş. Kimsenin sözünü kesmez idi. Bir mecliste İmam Rıza aleyhisselam ayak uzattığı görülmemiştir. Kimse dememiştir ki İmam Rıza aleyhisselam falan mecliste ayağını uzatarak oturdu. Sadece adapla ilgili, çok özür dilerim, sadece adapla ilgili İmam Rıza aleyhisselamın o bir kitap yazılmış değil mi hocam? Evet. Yani bu sosyal hayattaki yaşamı, oturumu, sadece adabıyla, evet. Evet. Siresi işte.
Veya İmam Rıza Aleyhisselam konuştuğu kişiden asla yüz çevirmemiştir. Tokalaştığı insan İmam Rıza Aleyhisselam'ın elini bırakmadığı müddetçe İmam Rıza Aleyhisselam karşı tarafın elini bırakmamıştır. İmam Rıza Aleyhisselam hizmetçileriyle beraber oturup yerde yemek yiyen bir şahsiyet. İmam Rıza Aleyhisselam geceleri çok az uyuyan ve gecenin büyük bir bölümünü ibadet ve Kur'an tilaveti ile geçiren, çok az yemek yiyen ve çok ibadet ile vaktini geçiren bir şahsiyet. İmam Rıza Aleyhisselam'ın bu zahiri hayatına baktığımız zaman hem adab noktasında hem ibadet noktasında İmam Rıza Aleyhisselam asrının birinci derecede gelen bir şahsiyetiydi. Ve hayatına baktığımız zaman 55 yıllık ömrü var. İmam Rıza Aleyhisselam'ın 55 yıllık hayatını 4 bölümde incelemek mümkündür. İlk 35 yıllık dönem babasının hayatta olduğu dönem. Çünkü İmam Rıza Aleyhisselam 35 yaşında iken İmam Musa Kazım Aleyhisselam'ı şehit ettiler. İmam Rıza Aleyhisselam'ın hayatının 55 yıllık döneminin ilk 35 yıllık dönemi babası İmam Musa Kazım Aleyhisselam'ın yani dünyaya gelişinden babasının şehadetine kadar olan 35 yıllık dönem bir dönem olarak ele almak mümkündür. İkinci dönem 10 yıllık dönemdir ki Harun-ur Reşid, Mel'un, Abbas'ı halifesi Harun-ur Reşid'in dönemidir ki İmam Rıza Aleyhisselam bu dönemde çok musibetler görmüştür Harun'dan. Çok çileler çekmiştir, çok ızdıraplara maruz, çok zulümlere maruz kalmıştır o 10 yıllık dönemde. Üçüncü dönemde 5 yılı bir dönem olarak ele alabiliriz ki Harun-ur Reşid'in oğlu Emin'in, Muhammed Emin. Evet. Muhammed Emin'in 5 yıllık dönemi. Dördüncü dönem ise Harun'un diğer oğlu Me'mun'un 5 yıllık dönemi. Dolayısıyla İmam Rıza Aleyhisselam'ın hayatını bu şekilde 4 bölümde incelediğimiz zaman 55 sene bu şekilde noktalanmış oluyor. İlk 35 yılı babasının dönemi, ikinci 10 yılı Harun'un dönemi 45 yıl, üçüncü 5 yılı Emin'in dönemi, dördüncü 5 yılı ise Me'mun'un dönemi. İmam Rıza Aleyhisselam'ın insanlığa bıraktığı eserlere bakıyoruz. Hali hazırda var olan eserlere bakın. Hali hazırda var olan insanların ulaşabileceği efendim eserlerine bakıyoruz. Bunlardan en fazla karşımıza iki tane risale çıkıyor. Nasıl Hazreti Ali Aleyhisselam'dan geriye hutbeleri kalmış, mektupları kalmış. İmam Zeynul Abidin Aleyhisselam'dan geriye sahife-i seccadiye kalmış. İmam Rıza Aleyhisselam'dan da geriye iki tane önemli risale kalmıştır. Bir Tıbbur Rıza, bakın Tıbbur Rıza eserine baktığımız zaman bir de Risaletü Zehebiye, Zehebiye Risalesi. Ki Tıbbur Rıza eserine baktığımız zaman Tıbbur Rıza'da İmam Rıza Aleyhisselam insanın maddi ve fiziksel sağlığına dair emirler buyurmuştur. İşte neyi yaparsanız sağlığınıza faydalıdır, neler sağlığınıza zararlıdır. Bu şunu gösteriyor ki Ehl-i Beyt imamları insanın ruhsal, psikolojik ve batini sağlıklarına, kalbi sağlıklarına önem verdikleri gibi insanın fiziksel ve maddi sağlıklarına da önem veriyorlardı. Bundan dolayı nedir? Tıbbur Rıza gibi insanlığa önemli bir eser bırakmıştır. Ve İmam Rıza Aleyhisselam'ın özellikle son 20 yılına bakıyoruz. Yani 10 yıllık Harun-ur Reşid dönemi ve 10 yıllık Emin ve Me'mun dönemi. Evet. Son 20 yılında Eray kardeşim İmam Rıza Aleyhisselam'ın ilmi mücadeleleri tarihte çok nakledilmiştir. İlmi münazaraları tarihte çok nakledilmiştir. İmam Rıza Aleyhisselam kitap ehli olan Yahudilerin ilim adamları ile, Hristiyanların ilim adamları ile, Hazreti Yahya'ya yakınlığıyla bilinen Sabi'ilerin ilim adamları ile, hatta Müslüman olup da ayrı ayrı efendim düşüncelerden, ayrı ayrı akımlardan olan, ayrı ayrı farklı farklı akımları temsil edenlerin ilim adamları ile oturup münazaralar ederdi ve bütün münazaraların sonunda münazara ettiklerini sustururdu, ikna ederdi. Ve İmam Musa Kazım Aleyhisselam'a baktığımız zaman da
evlatlarına ki Ehl-i Beyt imamları içerisinde en fazla evladı olan imamlardan bir tanesi İmam Musa Kazım aleyhisselamdır. 36 veya 40 rivayetleri vardır. 36 çocuğu veya 40 çocuğu rivayetleri vardır. Daima çocuklarına İmam Musa Kazım aleyhisselam İmam Rıza aleyhisselam hakkında ne buyururdu? Bu oğlum Rıza alime Ali Muhammed'dir. Alime Ali Muhammed'dir. Buna itaat ediniz ve bunun sözlerini dinleyiniz diye bu şekilde evlatlarına emirler verirdi. İmam Rıza aleyhisselamın eray kardeşim dedi ki son 20 yılında çok münazaralar olmuştur. İşte mesela o münazaralardan bir tanesini İmam Merv'de gerçekleşmiştir. Merv'de Medine'den Horasan'a getirildiği zaman İmam Rıza aleyhisselamı Merv'de bir grup alim karşılıyor. Merv'de İran toprakları, şu anda İran topraklarındadır Merv. Ve bu alimlere baktığımız zaman alimlerin içerisinde Nesrani alimi Casilik var. Alimlerin içerisinde Yahudi alimi Calut var. Alimlerin içerisinde Mecusi alimi Hürbuz var. Alimlerin içerisinde Rumlu Nestas var. Alimlerin içerisinde Zertüşt alimleri var. Alimlerin içerisinde o günkü kelamcılar var. Bunlar İmam Rıza aleyhisselamı karşılıyorlar. Ve İmam Rıza aleyhisselam ile bunlar Merv'de bir münazara gerçekleştiriyorlar. Bakınız düşünün ki o gün efendim her kitlenin en önde olan alimi. Her inancı temsil eden en derin alim. Yahudilerin en büyük alimi. Mecusilerin en büyük alimi. Zertüşlerin en büyük alimi. İmam Rıza aleyhisselamla Merv'de tartışıyorlar. Ve İmam Rıza aleyhisselam münazara ederken kendisine soru soran Yahudi ise ona elinde bulunan mevcut Tevrat'ından deliller getiriyor. Hristiyan ise ona elinde bulunan mevcut İncil'inden deliller getiriyor. Kendi kaynaklarından, kendi kavramlarından, kendi efendim kabullerinden deliller getiriyor. Bu münazaranın sonunda bakınız o kadar alim, onca alim kalkıp diyorlar ki gerçekten bu babasının söylediği gibi alime Ali Muhammed'dir. Bunu gayrimüslimler söylüyor. Gayrimüslimler o gün diyorlar ki bu babasının söylediği gibi alime Ali Muhammed'dir. Eray kardeşim, İmam Rıza aleyhisselamın hayatında her imamda olduğu gibi Müslümanların karşısına çıkan en önemli hadiselerden bir tanesi İmam Rıza aleyhisselamın Medine'den Horasan'a gelişidir. Her imamın hayatında ön plana çıkan bazı hadiseler vardır. Efendim fazla konuşulan, fazla yazılan bazı hadiseler vardır. Mesela İmam Ali aleyhisselamın hayatında en fazla konuşulan şeylerden bir tanesi üç iç savaştır. En fazla konuşulanlardan bir tanesi. En fazla konuşulan şeylerden bir tanesi Hazreti Ali'nin 25 yıllık sürecidir. Peygamber Efendimiz'den sonraki 25 yıllık süreç. En fazla konuşulan şeylerden bir tanesi Hazreti Ali aleyhisselamın zahiri hilafete geliş süreci. İmam Hasan aleyhisselam'da en fazla konuşulan İmam Hasan'ın Muaviye ile sulhudur. İmam Hüseyin aleyhisselam'da en fazla konuşulan işte Kerbela'dır, Aşura'dır. İmam Zeynül Abidin aleyhisselam'da en fazla ön plana çıkan Sahife-i Seccadiye ve duadır. İmam Muhammed Bakır, İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam'da en fazla ön plana çıkan ilmi mücadelelerdir. Dolayısıyla her imamın hayatında bazı şeyler fazlaca ön plana çıkmıştır, konuşulmuştur, yazılmıştır. İmam Rıza aleyhisselam'da ise fazla konuşulan, fazla yazılan konulardan bir tanesi ne oldu da İmam Rıza aleyhisselam ömrünün son 3 yılında, çünkü Ceddi'nin Medine'sinden Horasan'a
Geldiği zaman İmam Rıza Aleyhisselam 52 yaşındaydı. Horasan'da topu toplam 3 sene yaşamıştır İmam Rıza Aleyhisselam. Ne oldu da ömrünün o yaşına rağmen 52 yaş, 52 yıl ömrünü Medine'de geçiren İmam Rıza Aleyhisselam bir tane oğlu olmasına rağmen, bakın bir tane İmam Cevad Aleyhisselam'a, bir tane evladına rağmen evladını Medine'de bıraktı da 52 yaşında Ceddi'nin Medine'sini, Medine-i Münevvere'yi, Hazreti Zehra'nın gözyaşlarının döküldüğü topraklar, Hazreti Ali'nin ayak izlerine sahip olan o kutsal toprakları İmam Rıza Aleyhisselam terk etti de geldi Horasan'a. Bunun sebepleri nelerdir? Bu tarihte fazla konuşulan, fazla efendim yazılan konulardan bir tanesi. İnşallah bu bölümde kısa da olsa bunun sebeplerini konuşacak, inşallah diğer konulara geçeceğiz. Bakınız, İmam Rıza Aleyhisselam'ın Horasan'a, Medine'den Horasan'a geliş nedenlerini incelediğimiz zaman öncelikle Me'mun aleyhi l-le'ne vel haviyenin veziri Fazl ibn-i Sahl, ki Fazl ibn-i Sahl adında bir veziri var. Ve yine Me'mun'un komutanlarından birisi olan Reca bin Zehhak. Me'mun bu ikisini Medine'ye gönderiyor. Ne için? Gidin Aliyyü Reza'yı buraya getirin. Buraya getirin. Bakın. Bu ikisi Medine'ye geliyorlar ve Medine'de 2 ay kalıyorlar. İlginç bir nokta. Yani 2 ay boyunca İmam Rıza Aleyhisselam bunların davetine icabet etmiyor. Me'mun'un davetine icabet etmiyor. Çünkü bunlar imama ne diyorlar? Me'mun, işte Halifetul Muslimin seni kendi yanına davet ediyor. Horasan'a davet ediyor. İmam Rıza Aleyhisselam 2 ay boyunca davet etmiyor. Davete icabet etmiyor. Hı hı. 2 ay sonrasında İmam Rıza Aleyhisselam'ı bunlar tehdit ediyorlar. Eğer gelmez isen, davete icabet etmez isen, Me'mun'un o tehlikeli emrine bizi mecbur bırakacaksın. Yani nedir? Ölüm. Dolayısıyla İmam Rıza Aleyhisselam ölüm ile tehdit edildikten sonra, parantez açayım, İmam Rıza Aleyhisselam bu tehdidin olacağını biliyordu. Ve o tehdidi aldığı için de Medine'yi terk etmedi. İmam Rıza Aleyhisselam'ın Medine'yi terk, o saate kadar terk etmeyip o saatten sonra terk etmesinin sebebi biraz sonra anlaşılacak. Dolayısıyla İmam Rıza Aleyhisselam Medine'ye 2 ay sonra Medine'yi terk etme, Medine'den çıkma kararını verdi. Ve İmam Rıza Aleyhisselam Medine'den çıkmadan önce ilk önce nereye gidiyor? İlk önce bakın izleyicilerimiz buraya iyi dikkat etsinler. İlk önce Peygamber Efendimiz'in mezarı şerifine gidiyor. Ve Peygamber Efendimiz'in mezarı şerifini ziyaret ediyor. Ve mezarı şerifin üzerinde saatlerce ağlıyor. Burada Kerbela'ya benziyor değil mi hocam? İşte İmam Hüseyin Aleyhisselam da giderken önce Ceddi Resulü'nün... Ağzınıza bakıyor. Sağlık. Çok iyi bir dinleyici, Ehl-i Beyt tarihini çok iyi bilen bir kimliğiniz var. Buradan anlaşılan o. Neden? Çünkü önemli bir nokta derken daha söyleyeceğim birkaç şey var idi ki siz sözü ağzımdan aldınız. Bu sizin demek ki Allah annenizin sütüne rahmet etsin. Allah sizi yetiştiren anneye ve babaya uzun ömürler versin. Dolayısıyla bakınız İmam Rıza Aleyhisselam Peygamber Efendimizin mezarı şerifinde saatlerce ağlıyor. Peygamber Efendimizin mezarı ile vedalaşıyor ve Muhabbel-i Sicistani diyor ki ben Peygamberin mezarında veda ile meşgul iken İmam Rıza Aleyhisselam'ın yanına gittim. Ve İmam Rıza Aleyhisselam'a tebriklerimi bildirdim. Neden tebrik? Çünkü Reca bin Zehhak, Fazl ibn-i Sahl, Me'mun'un veziri, komutan Reca bin Zehhak, Me'mun adına İmam Rıza'yı ne diye davet ediyorlardı? Me'mun diyor ki gel halife ol.
Ben hilafeti ona bırakacağım. Eğer hilafeti, işte bakın bu unvanla davet ediyorlardı. Ve bu davet tarzı bütün Medine'ye yayılmış, Medine'de duyulmuştu. Muhavvel Sicistani diyor ki ben Peygamber Efendimiz'in mezarına ziyarete giderken baktım İmam Rıza Aleyhisselam orada vedalaşıyor ve imamı orada görünce tebriklerimi dile getirdim. İmam buyurdu ki yaşlı gözlerle ben dedemin yanından ayrılıyorum. Ben bu kutsal mekandan, ben bu manevi mekandan ayrılıyorum ve gurbette öldürüleceğim. Gurbette şehit edileceğim ve Harun'un yanına defnedileceğim. Bunların hepsini ben biliyorum. Sen buna tebriklerini mi dile getiriyorsun? Biliyorum nereye gittiğimi. Bakın nereye defnedileceğimi edileceğini dahi İmam Muhavvel Secistani'ye buyurmuş ki ben Harun-ur Reşt'in yanına defnedileceğim. İmam Aleyhisselam dönmeyeceğini çok iyi biliyordu. Dönmeyeceğini. Dolayısıyla İmam Hüseyin Aleyhisselam ile tek benzerliği nedir? İmam Hüseyin Aleyhisselam Medine'den çıkarken bütün ailesini yanına aldı. İmam Rıza Aleyhisselam ailesinden kimseyi yanına almadı. Ayrıştıran bir nokta orası. Ayrıştıran tek nokta orasıdır. Ve çıkarken de ailesine buyurdu ki ben çıktıktan sonra bana çok ağlayınız. Neden? Medine'de imamın o kadar ağlayanı olmayacaktı da ondan. Şeyle orası. Özellikle şunu vurgulamak istiyordu değil mi İmam Hocam? Yani para vererek Mersiye Hanları hatta Dibil diye meşhur Mersiye Hanları vardı tabii. Ki özellikle imam bunu belirtmek istiyor ki ben orada mazlumum. Kendi rızayetimle gitmiyorum. Tabii. Oraya gidişim tamamıyla biz Ehl-i Beyt'e zulümdür. Eyvallah. Bu özellikle vurgulanan. Eyvallah doğrudur. Ve İmam Aleyhisselam kendi ashabına daha gitmeden, Medine'den çıkmadan açık ve net emirler buyurdu ki benden sonra itaat edeceğiniz, tabi olacağınız imam oğlum Cevat'tır. Bunu bütün ashabına, bütün haşimilere deklare etmiştir. Ve İmam Aleyhisselam Medine'den çıkarken aynen İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yaptığını yapmıştır. Ondan dolayı dedim İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın Medine'den çıkışıyla İmam Rıza'nın Medine'den çıkışı birbirine çok benziyor. İmam Hüseyin Aleyhisselam Medine'den çıkarken önce Kabe'ye gitmiştir. Mekke'ye gitmiştir. İmam Rıza Aleyhisselam da Medine'den çıktıktan sonra direkt Horasan'a gitmemiştir. Medine'de çıktıktan sonra Mekke'ye gitmiştir. Mekke'de hac amelini yapmıştır. Hac amelinden sonra Horasan'a doğru hareket etmiştir. İmam Rıza Aleyhisselam'ın Horasan'a hareket edişi, Horasan'a gidişi ve yol güzergahı, yani hangi yollardan geçecekler, hangi kasabaların yanından gidecekler, bunlar tamamen günler öncesinden duyulmuştu. Yani faraza, burada bir kasaba var ve bu kasaba biliyor ki 3 gün sonra peygamber evladı, Ehl-i Beyt evladı, Hazreti Ali, Hazreti Fatimetü Zehra evladı, İmam Hüseyin evladı bizim kasabamızdan geçecek. Bütün yerleşim birimleri önceden bunu haber almışlardı. O haber alan bölgelerden bir tanesi Nişabur idi. Nişabur. Ve Nişabur halkı günler öncesinden toplanmışlardı. Bakın ben tarihin söylediği rakamı söyleyeyim. 6000 tane sadece diyor ilim ehli var idi. Yani halkın içerisinde raviler vardı. Tabii 6000 tane diyor o günkü işte raviler, alimler, ilim ile uğraşanlar ve bunların 6000'i de Müslüman değildi. 6000'in içerisinde gayrimüslim ilim adamları da var idi. Yahudi ilim adamları, Hristiyan ilim adamları, Mecusi ilim adamları, Müslüman ilim adamları. Bakınız yani demek ki İmam Rıza Aleyhisselam'ı öyle bir izdiham karşılıyordu ki o izdihamın içerisinde sadece 6000 kişi ilim adamı vardı. O kadar kalabalık bir kitle İmam Rıza Aleyhisselam'ı bekliyorlardı ki İmam Rıza Aleyhisselam'ı yakından görelim ve İmam Rıza Aleyhisselam'dan 3-5 kelam da olsa nasihatler alalım. İmam Rıza Aleyhisselam Nişabur'a geldiği zaman halk izdiham ile, heyecan ile, özlem ile, hasret ile, sevinç ile o hazreti karşıladı. Ve o hazretten
bir tane söz duymak istediler. Bir kelam duymak istediler. Bir konuşma yapmasını istediler. İmam Rıza aleyhisselam orada bir konuşma yapmıştır. Bakın, orada bir konuşma yapmıştır ki, yaptığı konuşma çok kısa. Söylediği kelam, söylediği hadis çok kısa. Ey yuhennas, semi'tu abi, ey insanlar, ben babamdan, babam babasından, o da babasından, o da kendi babasından, o da Hüseyin İbni Ali'den, o da Ali'den, Ali peygamberden, peygamber en Cebrail, Cebrail enillah azze ve cel. Silsiletü'z-zeheb işte. Altın halkaları. Silsiletü'z-zeheb altın halkaları. O da Allah'tan duymuş, Cebrail de Allah'tan duymuş ki Allahu Teala buyuruyor. Kelimetu la ilahe illallah hasni. La ilahe illallah kelimesi benim kalemdir. Femen dakhala hasni emine min azabi. Kim o kaleye girer ise, kim benim kaleme girer ise azabımdan emanda olur. İmam Rıza aleyhisselam bu cümleyi söylediler. İmam Rıza aleyhisselam bu cümleyi söyleyince, bu noktaya gelince noktayı bıraktı, yani sözünü bitirdi, arkasını döndü gitmeye başladı. Dolayısıyla halk o kadar heyecanlanmamıştı. Halk o kadar herkesin bildiği bir şeydi. Yani şaşırmamıştı. Tam aksine şaşkınlık şunaydı. Şimdi şaşırmamıştı derken insanlara bilmedikleri bir şeyi söylediğin zaman bir anda hayret ederler. Ama insanlara bildikleri bir şeyi, yüce bir insan, büyük bir insan. Mesela düşünün ki sizin ibadet ettiğiniz camiye bir müçtehit gelmiş ama o müçtehit camide olan 10 yaşında çocuğun bile bilebileceği bir şeyi söylüyor. Orada siz de şaşırıyorsunuz. Ha, bu bilindik bir meseleyi söylüyor. Müştehit gelmiş bildiğimiz bir şeyi söylüyor. İnsanlar bu manada şaşırıyordu. Neden? Çünkü Nişabur halkının tarihine baktığımız zaman İmam Rıza aleyhisselam Nişabur'a gelmeden yaklaşık 100 yıl önce, bir asır önce o bölgedeki halk la ilahe illallah diyordu, kahır çoğunluğu. Yani la ilahe illallah'a yabancı değillerdi. La ilahe illallah'ı duymamış değillerdi çünkü babaları, dedeleri onların la ilahe illallah diyorlardı. Bir asır önceden başlamıştı bu la ilahe illallah o bölgelerde. Bu inanç, İslam inancı, Müslümanlık inancı. Halk bundan dolayı hayret etmişti. Çünkü halk başka bir şey bekliyordu İmam Rıza aleyhisselam'dan. İmam Rıza aleyhisselam 3-5 adım adıma, 3-5 adım ilerledi devesinin üzerinde. Ve Ehl-i Beyt imamları emirul kelamdırlar. Kelamın emirleridirler. Ve kelam mucizesi sadece Ehl-i Beyt imamlarında vardır. Kelam mucizesi. İmam Rıza aleyhisselam 3-5 adım sonra geri döndü. Velakin bi şurutiha ve ene min şurutiha. Evet, la ilahe illallah kelimesi Allah'ın kalesidir. O kaleye girenler Allah'ın emanından azap, Allah'ın azabından emanda olur. Ancak o kaleye girmenin şartları vardır. Ve ene min şurutiha. O kaleye girmenin şartlarından bir tanesi benim. Beni kabul etmekten geçer. İmam Rıza aleyhisselam, biraz burada duralım herhalde kardeşim. Burada bize neyi söylüyor acaba? O kaleye girmenin şartı benim. Allah aşkına soruyorum size. Ebu Leheb Allah'ı inkar ediyor muydu? Ebu Cehil Allah'ı inkar ediyor muydu? Ebu Cehil, Ebu Leheb Allah'ı inkar ediyordu diyen Kur'an'ı bilmeyen insandır. İslam tarihini bilmeyen insandır. Ebu Leheb Allah diyordu. Bunu ben demiyorum, Kur'an-ı Kerim buyuruyor. Peygamber sen onlara desen ki alemleri kim yarattı? Leyegûlennallâh. Muhakkak derler ki Allah yarattı. Onlar
Allah'ın varlığına, var olduğuna inanıyorlardı. Allah yoktur demiyorlardı. Allah yoktur diyenler kafirler idi. Bunlar müşrikler idi. Allah'a inanıyorlardı. Allah ile beraber Allah'ın yanına şerikler getiriyorlardı. Ondan dolayı bunlar müşrik olmuşlardı. Peki Ebu Leheb, Ebu Cehil, o günkü müşrikler Allah diyorlardı. Allah demeleri onları kurtardı mı? Allah demeleri onların saadetine sebep oldu mu? Hayır. O gün Allah'ın kalesine girmenin yegane kapısı Muhammed Resulullah'tı. Yegane kapısı Peygamber Efendimiz'i kabuldü. Peygamber Efendimiz'e imandı. Peygamber Efendimiz şehit edildi. Ki izleyicilerimizden bir tanesi bunu özellikle Facebook'ta sormuş. Hocam nasıl şehit edildi? Tahrim suresinde şifreleri var. Gidin Tahrim suresini açın, şifreleri orada eğer gerçekten dikkatli bir şekilde bakar iseniz çözersiniz. Şehit edildi Peygamber Efendimiz. Peygamber Efendimizin döneminde Silsiletü Zeheb, İmam Rıza Aleyhisselam'ın buyurmuş olduğu bu hadis-i şerifin ismi Silsiletü Zeheb'dir ki sebebini söyleyeceğiz. Silsiletü Zeheb hadisine baktığımızda Peygamberimizin döneminde Allah'ın kalesine girmenin şartı Muhammed Resulullah'tan geçiyordu. Peygamber Efendimiz'den sonra Allah'ın kalesine girmenin kapısı Aliye'l Murteza idi. Ondan sonra İmam Hasan, ondan sonra İmam Hüseyin, ondan sonra İmam Zeynul Abidin, ondan sonra İmam Muhammed Bakır, ondan sonra İmam Cafer-i Sadık, ondan sonra İmam Musa-i Kazım, ondan sonra bugün tevellüdü olan İmam Rıza, Allah'ın selatı, selamı cümlesinin üzerine olsun. İmam Rıza Aleyhisselam'dan sonra bakın ve ta bugüne kadar geliyoruz. Bugün Allah'ın kalesine girmenin kapısı İmam Rıza Aleyhisselam'ın Silsiletü Zeheb hadisine binaen arz ediyorum. Şartı nedir? İmam Mehdi Aleyhisselam'ın velayet ve imametidir. Silsiletü Zeheb hadisi bize ne söylüyor Eray kardeşim? Silsiletü Zeheb hadisi bize şunu söylüyor. İslam'ın en önemli iki tane sütunu var. Biri tevhid sütunudur, biri nübüvvet sütunudur. Bu iki tane sütunun sağlam bir temele ihtiyacı var. Eğer temel sağlam olmaz ise tevhid sütunu da çürük olur, nübüvvet sütunu da çürük olur. İşlevliğini kaybeder, misyonunu gerçekleştiremez. Eğer tevhid sütunu temeli sağlam olmaz ise farklı farklı Allah'lar haşana uzuvla anlatılır. Biri der ki biz Allah'ı göreceğiz. Biri der ki Allah da ayağını cehenneme sokacak. Biri der ki Allah da cehenneme haşa gidecek. Biri der ki Allah merkebine binip cuma akşamları efendim dünya semasından yeryüzüne inip dolaşıyor. Biri der ki Allahu Teala cenaze namazı kıldırır. Biri der ki efendim benim şeyhim Allah'ın ete kemiğe bürünmüş halidir. Biri der ki müminler Allah'ı göreceklerdir. Böyle Allah'lar anlatılır. Allah birdir ama anlatımda farklı farklı tanımlar, tarifler karşımıza çıkar. Evet. Ama bir de Hazreti Ali'nin diliyle tevhid. Nübüvvetin diliyle tevhid. Yani Peygamber Efendimizin lisanı ile tevhid. Ehl-i Beyt'in lisanı ile tevhid. Ben iddia ediyorum. Hazreti Ali Aleyhisselam'ın Nehcül Belagası'nın sadece birinci hutbesinin tevhid hakkında birinci hutbeyi söylüyorum. Birinci hutbesinde tevhid hakkında olan sözlerinin onda birini başkalarından getirsinler biz bildiklerimizin hepsinden vazgeçeceğiz. Onda birini. Ve tevhidin temeli, tevhid sütununun temeli o şekilde sağlam olmaz ise işte farklı farklı şeye diyorsun ki Allahu Ekber ne demektir? Bakın her gün namazda söylediğimiz Allahu Ekber'i bana anlatır mısın? Diyor Allahu Ekber yani Allah büyüktür. Allah büyüktür. Diyorsun ki sen Arapça bilmiyorsun. Git Arapça bilenlere sor. Ekber ef'ale tefzildir. Ef'ale tefzil iki şey arasında
konuşulan kavrama derler. Mesela ne diyoruz? Diyoruz ki efendim bardak kameradan küçüktür. Bardak kameradan küçüktür. Kamera da duvardan küçüktür. Bakın. Bardak kameradan küçüktür sözünün anlamı ne? Yani kamera bardaktan büyüktür. Değil mi? Kamera bardaktan büyüktür. Kamera duvardan küçüktür. Yani duvar kameradan büyüktür, değil mi? Büyüklük ve küçüklük, uzaklık ve yakınlık, bir şey tek başına ele alındığı zaman konuşulması mümkün değil. Şimdi bu bardak bana yakın mıdır, uzak mıdır? Ben buna yakın da diyebilirim, ben buna uzak da diyebilirim. Şu kaleme göre derim ki bardak bana uzaktır. Bakın şu kaleme göre bardak bana uzaktır. Kalemi ortadan kaldırdığım zaman önümde bulunan şu Kur'an'a göre derim ki bardak bana daha yakındır. Bakın uzaklık ve yakınlık iki şey arasında konuşulur. Büyüklük ve küçüklük iki şey arasında konuşulur. Allahu Ekber, Allah büyüktür. Allah neden büyüktür? Haşa neuzu billah, ikinci bir Allah var mı ki biz diyelim bu Allah o Allah'tan büyüktür. Buyursunlar. Efendim, tevhidin temeli sağlam olmadığı zaman işte bu tür şeylerin içinden biraz zor çıkarlar. Kur'an-ı Kerim'de var. Subhanallahi emma yasifun illa ibadallah minhumul muhlesin. Allah bütün övgülerden münezzehtir. Muhleslerin övgüleri hariç. Yani sen Allah'u alim derken, sen Allah kadir derken, sen Allah rezzak derken, Allah tevvab derken, Allah efendim muntakim derken, ben aynı şeyleri söylerken, 7 milyar 400 milyon insan aynı şeyleri söylerken, Kur'an diyor ki Allah sizin övgülerinizden münezzehtir. Ayet söylüyor, ben söylemiyorum. Subhanallahi emma yasifun. Allah onların vasıflarından, vasfetmelerinden, övgülerinden münezzehtir. İlla ibadallahi minhumul muhlesin. Allah'ın muhles kulları hariç. Diyoruz ki kalkın bize bu muhlesleri anlatın. Ve Allahu Teala neden bu kadar övgülerden münezzeh olmuş olsun? Ki tevhid konuları, tevhid-i efali, tevhid-i sıfatı, bakın bunlara 9 çeşit tevhid var. Bunlara girersek içinden çıkamayız. 9 çeşit tevhid. Diyoruz ki Kur'an-ı Kerim'de 114 tane besmele var. Tevbe suresinin başında besmele yoktur. Neml suresinin içinde besmele vardır. 113 surenin başında besmele var. Bir tane de Neml'in içinde var. 114. 114 tane besmelenin hepsi 19 harftir. Ancak 19 harf olan Bismillahirrahmanirrahim'in 114'ünün de ayrı anlamları vardır. Bakara'nın başındaki besmele ile İhlas'ın başındaki besmele, Nas'ın başındaki besmele, Fetih'in başındaki besmele, efendim Ali İmran'ın başındaki besmele, Tevbe'de yok, Nisa'nın başındaki besmele, hepsinin ayrı ayrı anlamları vardır sureye göre. Surenin içerisindeki ayetlere göre. Allah alimdir. Eray kardeşim de diyor Allahu alim. Mehdi Aksu da diyor Allahu alim. Bir ordinalist profesör de diyor Allahu alim. Okuma yazma bilmeyen insan da diyor Allahu alim. Efendim elifin düz mü yuvarlak mı olduğunu bilmeyen insan diyor Allahu alim. Müçtehit diyor Allahu alim. Müçtehidin Allahu alim kelimesi, övgüsü ile elifin düz mü yuvarlak mı olduğunu bilmeyen bir insanın Allahu alim övgüsü ve derinliği aynı olabilir mi? Mümkün değil. O elifin düz veya yuvarlak olduğunu bilmeyen, doğru dürüst daha abdestini almasını bilmeyen insan Allahu alim derken neye göre diyor? Kendi birikimlerine göre diyor. Müçtehid Allahu alim derken neye göre diyor? Kendi birikimlerine göre diyor. Derinlik olarak ikisi farklıdır. Bundan dolayı bakın Subhanallahi emma yasifun. Allah bütün övgülerden münezzehtir. Sadece muhlas kulların övgüleri hariç ki inşallah bir gün nasip olursa benim önümüzdeki hafta niyetim özellikle yolda gelirken vapurda düşünüyordum böyle. Ben can kardeşlerimize, bacılarımıza nasıl faydalı olabilirim? Allah şahit. Düşünüyorum böyle yürürken bile düşünüyorum. Vapurda otururken düşünüyorum. Nasıl faydalı olabilirim? Dedim ki en iyisi haftaya bizim Allah'a karşı olan vazifelerimiz nelerdir? Onlar hakkında bir konuşalım. Allah'a karşı sorumluluklarımız nelerdir? Eğer bu konuyu konuşursak febiha, konuşmaz isek inşallah şu muhles üzerinde duralım.
Allah'ı ancak muhlasler hakkıyla överler. Dolayısıyla tevhid sütunu. Ha, bunun da açılımı, cevabını vermeden geçmeyeyim. Şimdi izleyicilerimiz derler, hocam Allahu Ekber ne demektir? Allah büyüktür sözünü reddetti ama cevabını söylemedi. Hı hı. Hazreti Ali aleyhisselama sormuşlar. İşte tevhidin sağlam temeli velayettir. Hazreti Ali aleyhisselama sormuşlar. Allahu Ekber ne demektir? Buyurmuş ki, min en yusef. Allah övülmekten büyüktür. Allah övgülerden yücedir. Sen Allah'ı ne kadar översen öv, Allah senin övgünün üstündedir. Onun üzerindedir Allahu Teala. Allahu Ekber min en yusef. Allah övülmekten yücedir. İşte bu çok güzel cevaptan sonra isterseniz sizi bir nefeslendirelim. Siz bir boğazınızı ıslatın. Ben de hatırlatmalarda bulunayım, ne zaman ara vereceğiz. Değerli canlar, biz inşallah eğer sizin de müsaadeniz olursa 7.45'te Türkiye saatiyle 7.45'te Azerbaycan saatiyle 9.45'te bir 15 dakika ara vereceğiz. Bir namaz arası olsun bizim için de. O arada biz de namazımızı kılalım. Hocamızı da biraz dinlendirelim. Saat 8'de Azerbaycan saatiyle de saat 10'da tekrar ikinci bölümümüze geçelim. İkinci bölümümüzde inşallah eğer sohbetimiz biterse soru cevap bölümünü. Önce Facebook'taki, ardından telefonla gelen sorulara cevap vereceğiz. Yok bitmezse yine sohbetimizin devamını yapacağız. Sohbetimiz biter bitmez de inşallah buradan sizlere inşallah diyeceğiz ki sohbetimiz bitti değerli canlar. Telefonla soru cevap bölümüne geçtik. O arada siz de ararsınız ve soru cevap bölümüne. Aynı zamanda da sosyal medyadaki sorulara da inşallah cevap vermeye çalışacağız diyoruz. Ve hocamıza tekrar sözü bırakıyoruz. Hocam. Evet. Ben izleyicilerimize de şunu arz edeyim. İnşallah sorulan sorulara bizim Azeri tabiriyle olsun kaça kaça cevap vermeyeceğiz. Sakin sakin, sindire sindire, biraz böyle geniş tutarak sorulara cevap vermeye çalışacağız. Evet, çok yoğun telefonların geldiğini biz de biliyoruz. Çok yoğun hem de telefonların geldiğini hakikaten biliyoruz. Ama olsun, bazı kardeşlerimiz, bizler neyse sizin hizmetinizdeyiz. Sizlere hizmet için burada varız. Bu kameralar olsun, bu ekranlar, bu kardeşlerimiz, bu zahmet çekenler. Kamera önü, kamera arkasında ki asıl kahramanlarımız kamera arkasındaki kahramanlarımızdır. Kesinlikle. Bunları da unutmamak lazım. Kesinlikle. Allah onlardan da razı olsun. Mikail kardeşimiz olsun, Kerbela'ya Ebu'l-Fez kardeşimiz olsun. Asıl kahramanlar onlar. Neyse bizim hepimiz sizlere hizmet için varız. Bundan dolayı bize gelen efendim eleştirilerden bir tanesi sorulara çok çabuk ve kısa cevaplar veriliyor. Evet, biraz sakin, biraz geniş cevap vermeye gayret edeceğiz inşallah. Yetişemediğimiz telefonlarda bizi bağışlasınlar, mazur görsünler. Evet, dedik ki bakın, İmam Rıza Aleyhisselam o kaleye girmenin şartlarından birisi benim. Yani bu hadisin anlamı nedir? İmam Rıza Aleyhisselam burada neyi vurgulamak istiyor? Tevhid sütununun sağlam bir temele ihtiyacı var. Nübüvvet sütununun da herkese sağlam bir temele ihtiyacı var. Bu iki sütunun temeli sağlam olur ise İslam binası o kadar güçlü olur. O kadar dinamizmi olur. Dinamik olur. Nedir bu iki sütunun sağlam temeli? Velayet. Bu iki sütunun sağlam temeli Ehl-i Beyt. Ehl-i Beyt'i bu iki sütunun altından alır iseniz eğer karşınıza öyle bir peygamber çıkar ki bakın. Kaynaklarda gidin araştırın ki ben araştırmış ve yazmışım. Bakın araştırmış ve yazmışım. Kaynaklarda karşınıza öyle bir peygamber çıkar ki haşa ne uzubillah dersiniz ki ben böyle bir peygamberi kabul edemem, kusura bakmasın kimse. Eğer velayeti, ehli beyti bu iki sütunun altından aldığınız ve bu şekilde tevhid ve nübüvvete baktığınız takdirde karşınıza böyle bir tablo çıkar. İmam Rıza aleyhisselam ondan dolayı ne buyurmuştur ki? Ene min şurutiha. O kaleye girmenin şartlarından bir tanesi benim ve bugün o kaleye girmenin en önemli şartı İmam Rıza aleyhisselam kendi zamanında kendisine buyurmuş. Bugün İmam Mehdi aleyhisselamdır. Allah zuhurunu acil etsin. Evet. Neden bu hadise silsiletü'z-zehep denilmiş? Kısaca onu söyleyeyim. Çünkü hadisin ravilerinde gayrı masum bir kişi yok. Hem babamdan, babam babasından, Hazreti Ali'den, peygamberden, Cebrail'den, Allah'tan. Hadisin
efendim ravi zincirle halkasına baktığımız zaman hepsi masum. Ondan dolayı silsiletuz zehab, altın halkalar ismini almıştır. Peki İmam Rıza aleyhisselam bu sözü söyledikten sonra dedik ya halk hayret etmişti, İmam Rıza aleyhisselam bizim bilmediğimiz bir şeyi söylemedi. İmam Rıza aleyhisselam bu sözü söylemekle emin şurutiha sözünü söylemekle işte kelam mucizesini orada gerçekleştirdi. Orada göstermiş olduğu peki İmam Rıza aleyhisselamın özellikle bu hadisi seçmesinde ve söylemesindeki sebep nedir? İmam Rıza aleyhisselam takva hakkında bir şey söyleyebilirdi. İmam Rıza aleyhisselam peygamberimiz hakkında bir şey söyleyebilirdi. İmam Rıza aleyhisselam namaz hakkında bir şey söyleyebilirdi. Günahlara dair bir şey söyleyebilirdi. Yani İslam'da onca konu var. Bakın Eray kardeşim. Onca konu olmasına rağmen İslam'da İmam Rıza aleyhisselam neden özellikle bunu seçmiştir? Burayı bir düşünebildik mi veya irdeleyebildik mi veya kafamıza takıldı mı bu? Bakınız İmam Rıza aleyhisselamın özellikle bu hadisi seçmesinin birkaç tane nedeni olabilir. Bir, İmam Rıza aleyhisselam bu hadisi söylemekle özellikle o zamanda unutulan baba ve dedelerinin isimlerini zikretti. Bakın, baba ve dedelerinin isimlerini zikretti ve halka Allah'ın hak velilerini ve Resulullah'ın hak doğru halifelerini bir kez daha orada hatırlatmış oldu. Bu hadisin seçmedeki bir sebep. İkinci sebep, bütün inançların temeli olan tevhidi hatırlattı ki, bakın, tevhid bütün inançların temelidir. Bütün inançların başıdır. Bu tevhidi hatırlattı ki insanlar tağutlara kulluk etmesin. Tağutlara. Çünkü la ilahe illallah diyenler içerisinde o güne kadar tağutlara kulluk eden, tağutlara teslim olan bir sürü zahirde Müslüman var idi. Zaten bunların sayısı fazla olmasa idi İmam Rıza aleyhisselama kadar o gün Ehl-i Beyt imamlarının onca zulümlere reva göremezlerdi. İmam Rıza aleyhisselam böylelikle tevhidi hatırlatmış oldu halka. Üçüncüsü, tevhid inancı, şirk ve riyadan uzaklık. Bunlara baktığımız zaman şirk ve riyadan uzaklık hakiki anlamda tevhidin yaşanmasının ancak ve ancak velayet ile sağlanacağını vurgulamak için İmam Rıza aleyhisselam bu hadisi tercih ettiler ve söylediler. Geliyoruz İmam Rıza aleyhisselam böylelikle Nişabur'daki konuşmasını da noktaladı ve mel'un me'munun oturduğu bölgeye ulaştı. Yetişti. Ulaşmışken istersen